Benim modeli daha direct drive. Tinus'un yine burada kullanıyor. Ne üretim bu? Core üretimi. Şöyle. Çok fazla detaya girmeden göstereceğim. O kadar sonra da gideceğiz. Şöyle yine bir model daha var. AdWatch özelliği de var bunda. Elim giriyor yani neredeyse öyle diyeyim. Şöyle elmas kazan teknolojisi var. Elmas var. Şöyle gösterelim. Şöyle Siemens. Alman malı değil bu. Ya Alman malı ne bileyim. Şuradan mı? Nereden açılıyor? Şu körün böyle siyah olması çok hoşuma gidiyor. Küçüklükten beri bunu seviyorum. Şöyle gösterelim. Açılmıyor tabii ki de. Fiyat böyle. Üretim yeri yazmıyor. 9 kilo 1400 devirmiş. 152 kW'lık yıllık harcadı elektrik. Bunlar da Samsung. Samsung 600 plus millileri. Yine şöyle A plus 295 kW'lık 52 desibelmiş. Yine şöyle Electrolux'un bir tane burada buldum. Şöyle size de göstereyim. Fiyatlar, enerji etiketleri. LG'nin bir tane var burada. Mesela örnek şurada görüyorsunuz. Şu ne? Onu da çözemedim. Üstünde yazıyor. Bu da kolemalı. Direct drive teknolojisi var zaten. 10 yıl garantili motor. Hot Wheels Aristo'nun Whirlpool'dan devşirdiği modeli. Göstereyim hepinize. Şöyle yine bir Whirlpool ürünü daha. Wow. Üst sepetli süper. Ortada olması rezalet bir şey. Şunu hiç sevmiyorum. Şimdi şöyle gösterelim. Hot Point Ariston'muş. Eski serisi. Böyledir böyle. Bu da yine aynı şekilde. Yeni seriden. Çelik taban. Pas tutmuyor. Şimdi öteki tarafa geçelim arkadaşlar. Şöyle bir gezine gidiyorum. Size de göstermeye çalışıyorum. Bakın. Whirlpool'un yine bir ürünü. Şu ürüne bayılıyorum. Yumuşatıcı yıkama bölümü burada bildiğim kadarıyla. Whirlpool'la aynı. Tasarım olarak Whirlpool'la aynı. 10 yıl garanti. Kompresör garantisi yani. Şöyle 10 kilo gümüş elektronik. Kaç devir bu? 1400 devir. A plus plus plus. 119 kW'lık. Şuradan açılıyor. İçi bakın kazana dikkat ediyor musunuz? Kazan bildiğiniz Whirlpool'la aynı. Whirlpool'la aynı zaten. Whirlpool Hot Point'i satın aldı. Bunu da söyleyeyim. Aynı olmasının sebebini anlayın yani. Hot Point ve Indesis'i de satın aldı bu grubu. Şöyle yine Hot Point'in buzdolabısı. Şöyle fiyat yazıyor zaten net. Yine şöyle Samsung standına geldim. Fiyatı. AdWatch teknolojisi de var bu arada. Elmas kazan teknolojisi tabii ki de devam ediyor. Açalım. Samsung'un en sevdiğim yanı şüphesiz EcoBall teknolojisi var. Şu sesleridir. Kapatalım. Şöyle göstereyim size de. Buna ne olmuş? Açık mı? Aynen. Şöyle yine elmas kazanlı EcoBall teknolojisi var. Ama bunlar arçelik değil. Arçelik ne? Kesinlikle şu Samsung'lardan almanızı ben tavsiye etmiyorum. YouTube'da bir sürü şikayet var. Onu söyleyeyim. Almanızı tavsiye etmiyorum. Şöyle yine çok fazla detaya girmeden anlatıyorum ben size. Evet, boş teknolojisi var. Şöyle Bosch'un Türkiye'de ürettiği lekeye karşı özel bir model. Alman üretim olayda iyiydi. Fiyat. Bu bizim makineyle aynı. Tabii biz buradan almamıştık. Şöyle fiyatını göstereyim. Genel olarak göstereyim. Şunları da bir göstermek istiyorum sizlere. Türk üretimi mi? Bilmiyorum. Üretim yeri yazmıyor. Bunlar Türk üretimi. İnsan belli bir yerden sonra bayıyor. Türk üretimi. Başlarında sizin için dönüyorum. Şu stand bakın. Vestel orada, Samsung burada. Şurada da Bosch'un standındayım ben şu an. Bosch standı var.
Türk üretim bir ürün daha. Boşun. Bunlar yeniydi galiba bu. X ne bu? XX large modeli galiba. Bildiğim kadarıyla. Bu Türk üretimi. Şu Alman mı? Bunu da bilmiyorum. Üst sepetli. Şunun videosu kanalımda var zaten, biliyorsunuz ki. Bunda ne var? Ne gibi artılar var? Üst sepetli Zeoli teknolojisini kullanıyor. Siemens'le beraber gelen teknolojisi. Şurada ekranı kullanıyor. Şöyle size gösteriyorum. Inox. Biliyorsunuz ki, bilmiyorsanız da söyleyeyim, ben Inox'u çok seviyorum, Inox modelleri. Yine Bosch'un bir çamaşır makinesi daha var burada. Bu bildiğim kadarıyla 1400 devir 9 kilo A++ ve ayrıca da Home Professional serisi gibi. O Professional serisi, şu körüğü çok seviyorum, rengini özellikle. Eco Silence Dry özelliği var bunda. 1400 devirmiş. Şöyle size de göstereyim. Kurutma makinaları. Bu Eidos teknolojisi var. Tabi şu an çalışmıyor doğal olarak. Fiyat böyle 150 kW'lık yıllık harcadı elektrik. İşini göstereyim. Home Connect özelliği yok. Yani Wi-Fi, uzaktan telefonla bağlanma gibi özellik yok. Olsaydı iyi olurdu. Fiyatları tek tek gösteriyorum. Burada bir Bosch'un elektrik süpürgesi. Fiyatlar böyle. Sizin için Vestel'e de geldim. Vestel'e çok bakmayacaktım ama aslında sizler için Vestel'e bakayım dedim. Dışı plastik. Fiyatı, şu tasarım güzel olmuş. Hoş. Yine Vestel. Fiyatını sizlere göstereyim. Yine böyle bir fiyatı var. Şu anda Vestel standına gelmiş bulunmaktayım. Bu Vestel'in A++ %20 enerji tasarrufu sağladığı bulaşık mühendisi. Ve günümüzde birçok bulaşık mühendisi artık üst sepetliğe döndü. Vestel detayı var. En sevdiğin gibi buraya koymuşsun Vestel. Aferin. Türk üretimi. Fiyat. Türkiye'de ilk inceleme bu arada. Samsung'un uzun zamanda bir inceleme istediğim modeli. Şurada bir ambiyans ışıklandırması var. Geceleri iyi oluyor bu da. Yine şöyle ışıkları. Flex Dry özelliği. Şöyle Waterfall özelliği var. Şöyle böyle ileri geri sürekli yıkama sırasında dönüyor. Döndüğü zaman daha doğrusu ileri geri gidiyor. Şu şekilde daha iyi temizleme oluyor. Hoş bir makine ya, ne diyeyim. Bunu biliyoruz zaten. Elmas kazan. Samsung. Şöyle arkadaşlar, göstermediğim modeller varsa onları da göstereyim. Profilo. Altus. Simfer standı. Ankastre tabi bunlar. Ben size aslında Ankastre ile gösteriyorum. Şöyle tümüyle bir göstereyim. Şu an mikrodalgalardayız. Mikrodalga. Samsung. Bir tane var burada mesela. Şöyle göstereyim. O 15 dakika inşallah geçmedi video. Kırmızı olması iyi. Kıyafetimi görüyorsun şu anda. Şuradan açılıyor. 10 yıl garantisi var. Kıyafetim boşuna gittiyse de onu da söyleyin. Şöyle. Bu da Electrolux'un yeni serisinden muhtemelen. İçi. Fiyatını göstermeden geçmeyeceğim. Sonra fiyatını göstermedin demeyin. Fiyat böyle. Kısaca arkadaşlar, MediaMarkt turu bu şekildeydi. Abone, like, yorum atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Türkiye için bir ilk oldu. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.